Bu şiir örneklerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci şiir İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ürünü olan bir koşuktan alınmıştır. Tümen çiçek dizildi, bükünden ot yazıldı, öküş yatıp üzüldü, yerde kopar, ardırış diyor arkadaşlar. A, A, B, şöyle A, 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 B şeklinde yazılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li Hece ölçüsüyle yazılmış. Kesinlikle bir koşuktan alındığını söyleyebiliriz. Adana şıkkına eliyoruz. İkinci şiir İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemde söylenmiş bir güzellemeden alınmıştır. Ağacınız yapraklarla donanır, taşlarınız birbirliğe inanır. Hep çiçekler bağrınıza gönülür, pınarınız çağlar, akışır dağlar. Doğa anlatmış arkadaşlar. Doğa temalı bir şiirdir ve tabii ki güzellemeden alınmıştır. Dolayısıyla Bursa şıkkında eliyoruz. Üçüncü şiir İslamiyet'in kabulünden sonraki klasik Türk edebiyatı eserlerinden olan Gazel'den alınmıştır. Klasik Türk Edebiyatı dediği yani divan edebiyatı. Bakalım. Nevbahar oldu yine geldi canın eyyamı taktı zincirlerin bağdı bahar enharun. Tabii ki de öyle. Hatta bir e, beyit nazım birimiyle yazılmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bir gazelden alındığını söyleyebiliriz. Bunu da eliyoruz. Şiirlerin üçü de bahar teması ekseninde oluşturulmuştur. Doğru. Şiirlerde iletiyi aktaran birim sayısı aynıdır. Burada beyit nazım birimi var fakat 1 ve ikinci şiirde dörtlük nazım birimi vardır. Edirne şıkkı yanlış cevabımız E. Eski Türkçe dönemine ait olan edebiyatımızda pek çok alanında ilkleri temsil eden bu eser aşağıdaki alfabelerden hangisiyle yazılmıştır? Tenkri tek, tenkri de boğulmuş. Türk bilge kan bu ötge olurtum. Sabımın tüketi eşit gül. Ulay ineği gönüm oklanım bir iki oluşum budunum. Biriye şaplıt bekler yarıya tarkat buyruk bekler otuz tatar. Arkadaşlar Orhun yazıtlarından bahsediyor. Şöyle Orhun yazıtları ya da Göktürk yazıtları. Tabii ki Orhun yazıtlarına baktığımızda Göktürk alfabesiyle yazıldığını görüyoruz. Cevabımız Bursa. Yukarıda numaralanmış terimlerden hangisi karşısındaki ile ilişkilendirilemez? Denemede öznelik söz konusu. Doğru kanıtlamak zorunda değil yazar anlattığı şey. E, Fabla arkadaşlar fablın sonunda bir kıssadan hisse verilir. Doğru. Fıkra'da güncel olaylar olmak zorunda. Doğru. Makalede yazar ortaya attığı iddiayı ispat etmeli. Doğru. Otobiyografi de üçüncü kişili anlatım değil. Birinci kişili anlatım olmalı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki dizelerle ilgili ayrı içinde verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Ova Kosova sözcükleri arasında Tunç Uyak vardır. Ova sözcüğü tamamıyla Kosova sözcüğü içerisinde yer aldığı için biz buna Tunç Uyak diyoruz. Bu kesinlikle doğru. Her zulmü kahrı boğmaya bir parça kan yeter. Ey şark uyan yeter. Ey şark uyan yeter. Buradaki yeterlerin arkadaşlar yazılışı aynı. Ama gördüğünüz gibi anlamı da aynı. Eğer hem anlam hem yazılış şöyle hem anlam hem yazılış aynıysa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Redif diyeceğiz, değil mi? Ne demiş burada? Yeter sözcükleri arasında cinaslı uyak vardır demiş. Yanlış, redif var e, yeter sözcükleri arasında. Cinaslı uyak neden yok? Anlamlarının farklı olması gerekiyordu ama burada anlamları da aynı. Dolayısıyla burada redif var. Cevabımız Bursa. Dedim ki ne kadar yüzümden bezdin, etim kebap ettin derimi yüzdün. Z harfleri yarım uyaktır diyor. Bezmek ve yüzmek. Burada Z harfleri dışarıda kalıyor ve yarım uyak kesinlikle doğru. Derdin nedir gönül sana bir halet olmasın. Sadel hazer ki sevdiğin afet olmasın diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar olmasın olmasın tamam redif buradaki olmasınlar yazılış görev her şey aynı. Buradaki etler de tam uyak kesinlikle doğru. Bir köşeye mahzun çekilen için yemekten içmekten kesilen için için burada redif hatta ilen için burada redif olarak kullanılmıştır kesmek ve çekmek sözcükleri arasında da herhangi bir ses olayı yok. Daha doğrusu ses benzerliği yok. Burada dediğim gibi ilen için ifadeleri rediftir. Bu da doğru. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki dizilerin hangisinde söyleyici de farklı bir duygu hakimdir? Şairin şiirinde sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlığa söyleyici denir. Bu söyleyici şairin kendisi değil, yalnızca o şiire özgü kurgusal bir kişi ya da varlıktır. Söyleyici şiirin içeriğine göre bir ses kazanır. Bu ses de okurla söyleyiciyi özdeşleştirir ve böylece şiirin okuma tonu ve tarzı belirlenmiş olur. Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer sonra bu kuş bu bahçe bunur diyor. Burada arkadaşlar daha slow daha sitemli bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Hey ne duruyorsun be at kendini denize. Geride bekleyenin varmış aldırma. Görmüyor musun her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere. Burada daha çok cesur duygular söz konusu değil mi? Ne duruyorsun? Hey, gördüğünüz gibi heybetli bir söyleyiş söz konusu. A ve B birbirinden farklı. Şimdi bakalım C'ye göre karar vereceğiz. Cevabın ne olacağını? Cevap ya A ya Bursa bu durumda. Çünkü ikisinin verdiği duygu birbirinden farklı. Ne saklayayım gaflet ettiğimi elimle batırmışım gençliğimi binip bineceğim en güzel gemi aldığını geri vermez dağlar burada da bir sitem pişmanlık söz konusu A'ya uyuyor arkadaşlar A'yı ve C'yi bu durumda Şöyle eliyoruz. Aşktı bizdeki, onlardaki mantık. Onlardan yana çıktı kahpe felek. Birer kalp bıraktılar bize kırık. Ömrümüzce gözyaşı dökerek yine sitem, pişmanlık, üzüntü söz konusu. Ayrılık yaklaşıyor her gün biraz daha güzelim dünya elveda ve merhaba kainat. Bu da aynı arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki dizelerden hangisinin Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Bakalım. Çok yönlü bir sanatçı olan Ahmet Hamdi Tanpınar kader, fanilik ve ölüm kavramlarını işlediği şiirlerde dini motiflerden yararlanarak bireyin yalnızlıktan sonsuzluğa ulaşmasına söz konusu eder. Bu sonsuzluk kimi zaman süreyle, kimi zaman zaman ile maddi dünyanın dışında kalmakla idealize edilir. Ne hoş. Ey güzel tanrım ne hoş. Mavilerde sefer etmek, bir sahilden çözülüp gitmek, düşünceler gibi başı boş. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günü ahı. Seni beklediğim kadar Necip Fazlı kısa küreğin. Bunu da eliyoruz şöyle. İçimizde sonsuz çalkalanan deniz, gülümseyen yüzü kaderin bize. Kader, dikkat. Sonsuz deniz diyor arkadaşlar değil mi? Yalnızlıktan sonsuzluğa ulaşmak. Yıldızların altın bahçesindeyiz ebediyetinle geldik. Diz dize ebediyet yani maddi dünyanın dışında kalma. Ondan sonra kader, fanilik, ölüm kavramları gördüğünüz gibi cevabımız C şıkkı. Sanıyorum saçlarımı okşuyor Bilal. Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım. Yan odadan birinci ses diyor gibi gel ve hakikat bırakıyor hülyamı yarım. Burada Hülya hayal vesaire var. Bunu da eliyoruz. Kişi doğru yoldan eğri giderse, iyiliğe karşı kemlik ederse, kendini beğenip benlik güderse yükü saman suya çök etsin dedi. Bunu da eliyoruz. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu bilgilere göre şairlerin tercih ettiği şiir türleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yahya Kemal Mevlana üslubuyla içten bir söyleyişle Yunus Emreler gibi sadelik ve coşkunluğun bileşiminden oluşan bir şiir kurmak istiyordu. Yani arkadaşlar coşkunluk, sadelik, içten bir üslup. Bu ne olabilir? Yahya Kemal'in oluşturmak istediği lirik şiir olabilir. Tevfik Fikret oğlu Haluk üzerinden Türk gençliğine ne bulursan bırakma sanat, fen, itimat, itina, cesaret, ümit hepsi lazım bu yurda, hepsi müfit. Dizeleriyle seslenirken onlara sanat ve fen ile ilgili ne bulunursa vatana getirilmesini öğütlemektedir. Öğüt veren şiirlere biz Didaktik şiirler diyoruz arkadaşlar. Buraya da şöyle didaktik yazdık. Fazla hüsnü dağlarca şiirlerinde ulusal bütünlüğün sağlanması ve korunması çerçevesinde değerlendirdiği milli mücadele geniş yer tutar. E, milli mücadele dediği için arkadaşlar destansı bir anlatımla beraber şöyle epik şiir olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla baktığımızda cevabımız Denizli Şıkkı. Yukarıdaki özelliklerden hangisi bu beytin mahallileşme akımı etkisinde yazıldığının göstergesi olamaz. Eyvah o üç çifte kayı kaldı kararım. Şarkı okuyup geçti bir afet var içinde. Arapça parça sözcük kullanımından uzak durulmuş olması doğru arkadaşlar. Tasvirlerin somut bir hal alması doğru. Çifte kayık diyor gördüğünüz gibi. Aşk teması ekseninde biçimlenmesi yanlış. Böyle bir şey yok zaten. Mahalleşme akımının etkisinde yazıldığını bir göstergesi olamaz. Realist bir üslup kullanılması doğru. İstanbul Türkçesinin ön plana çıkması bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cumhuriyetin ilanından sonra şairler Anadolu'yu ve Anadolu halkını anlatan şiirler yazarlar. Ne ki yazılanlar yapay, Anadolu gerçeğiyle bağdaşmayan kişisel duygulanımlardır. Söz gelimi şiirde hece ölçüsüne dönmede, halk şiirinden yararlanmada öncülük etmiş olan filozof lakaplı nokta 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 şöyle anlatıyor Anadolu'yu. Hep gaziler oradan gelip geçtiler. O çaylardan abdest alıp içtiler. Memleketler fetheyleyip geçtiler. Erenlerin durağıdır. O eller diyor arkadaşlar. Felizof lakaplı sanatçımız şöyle Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olur. Aşağıdaki beyitlerden hangisi Tanzimat birinci döneminin şiir anlayışını yansıtmaz? Ya Rab nedir bu keşme keşi derdi ihtiyaç? İnsanın ihtiyacı ki bir lokma nanedir. Ya Rab nedir bu keşme keşi derdi ihtiyaçmış. Doğru arkadaşlar bu Tanzimat dönemine ait bir kere beyitle yazılmış yabancı kökenli sözcükler var. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Eyvah ki vatan mezarı gitti, zannetme ki bir kenara gitti. Vatan sözcüğünden dolayı bunu eliyoruz. Tanzimatla beraber edebiyatımıza girdi biliyorsunuz. Ne mümkün zulüm ile bidat ile imhai hürriyet, çalış idrakı kaldır, muktedirsen ademiyetten diyor. Hürriyet, ondan sonra zulüm. Bu gibi kavramlar Tanzimat şiirinde oldukça var, yaygın. Bunu da eliyoruz. Bir ıtıknamedir insana senin kanunun. Kanun sözcüğüne lütfen dikkat bildirir haddini sultana senin kanunun. Anahtar kelime üzerinden tamamen gidiyoruz. Kanun, vatan, hürriyet gibi kavramlar tanzimatla beraber edebiyatımıza girdi biliyorsunuz. Düşmüştü siyah berkişe ve be şebnem simen şebnem gibi titrerdi kamer leyl üzerine. Burada herhangi öyle bir konu yok. Bireysel konu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tanzimat şiirine ait olamaz. Cevabımız Edirne.